Beni en etkileyen aşama oyunda bu aşama, öfke aşaması. Çünkü hani biz öfkelendiğimiz zaman onun gibi davranıyoruz, dikkat ederseniz. Burada tasvir edilen öfkenin dışa vurumu beni gerçekten çok 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 fazla etkiliyor. Çünkü sağ solu kırıyor, vazoları, bir şeyleri ve bu durumda şu an 3 tane eşya kırması gerekiyor ki bir sonraki seviyeye çıkabilelim, yani oyuna devam edebilelim. Şu an onu yaşıyoruz. Zaman içiniz kaynar. Nereye öfke atacağınızı bilemezsiniz. Hangi yoldan gideceğinizi, nereye doğru koşacağınızı. Ama yürüyün. Mevlana der ki, yürümeye başladığında yol sana görünür. Burada anlatılmak istenen çok büyük aralıklar var, dikkat ederseniz. Gris'in zıplamasıyla aşamayacağı bir yol var ama bir şekilde yürüdüğü zaman yolu aşabiliyor onu. Bir şey geliyor böyle alttan ve karşıya geçebiliyor. Bu çok etkileyici. Beni oyunda çok etkiliyor bu tip küçük detaylar. Hayat bir dengedir. Dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir. Burada da hayattaki denge tasvir edilmiş. Hani bu ışıklar da aslında ben bunları iyilik olarak düşünüyorum. Öyle tasvir ediyorum kafamda. Hani siz ne kadar iyilik yaparsanız size geri dönüşü o kadar çok olur. Hani sizin yolunuz o kadar kolay açılır. Bu dengeyi tutturmak gerekir. O yüzden Gris şu an bunu yaşıyor. Hayatta ulaşılması gereken yerler bazen uzaktır. Bu yüzden hayata ağırlığınızı koymanız gerekir. Tıpkı şu an ışığa ulaşabilmek için Gris'in yaptığı gibi. Her zaman ileriye adım atamazsınız. Bazen bazı yollar kapalı olur. Sizi hayat geriye doğru attığında korkmayın. Sadece geride öğrendiklerinizle, tecrübelerinizle, ağırlığınızla
başka yollar bulabilirsiniz. Gris biraz önce ileri gidemedi, yolu kapalıydı, geri dönmek zorunda kaldı. Ama bazen hayatta bazı ayrıntıları kaçırıyoruz, bizi istediğimiz yere götürecek olan ayrıntıları. O yüzden geri dönüp bir check etmemiz, bakmamız gerekiyor. Gris bunu yaptı ve gerçekten buldu o yolu. Şimdi tekrar dengeye geldik. Hayat bir dengeden ibaret. Bu denge olmadan yaşamak mümkün değil. Bir şeyleri çalıştıramazsınız, hareket ettiremezsiniz. O yüzden Gris'in yaptığı gibi yapmamız gerekir. Dengeyi tutturmak. Güçlü savaşçıları sabır ve zamandır. Zaman önemlidir. Bazı trenler hızlı kaçar. Buna dikkat etmek gerekir. Oyunda bir zamanlama var dikkat ederseniz. Gris ışığa ulaşmaya çalışıyor. O yüzden ilerliyoruz şu anda ama atlayamıyoruz oradan oraya. Bunu ta en aşağı kadar getirmemiz gerekiyor ağırlığımızla beraber. Ve tekrar merdivenlerden yukarıya hemen çıkıp o balon yukarıya çıkmadan tam olarak hani atlayabileceğimiz bir seviyedeyken ışığı almamız gerekiyor. Işığı aldık ve mekanizmanın diğer tarafını artık çalıştırabiliriz. Biz yukarıya çıktığımız anda yol açılacak ışıklar sayesinde. Yalnız zamanlamayı tutturup yukarıya çıkmam gerekiyor. Şu an olmadı, bir eksik var. Bir eksik var, büyük ihtimalle bir tane ışık eksik. O ışık eksik olunca bu mekanizma açılmıyor. O zaman ışığa bakmaya gidelim. Belki diğer taraftadır. Yapabilirsin Gris. Her zaman başka bir yol vardır. Sadece denemen gerekir. Bulabilirsin. Sana inanıyorum. Yardımsever olursam, sana da yardım edecekler olur.
yolların kolayca açılır. İstediğin her şeye rahatça ulaşabilirsin. Küçük bir arkadaş sayesinde ışığımıza ulaştık. Şimdi geri döndüğüm zaman büyük ihtimalle mekanizma çalışacak. Çünkü bir ışık eksikti. Onu aldık. İlerliyorum tekrar aynı yere. Yukarıdan. Gideceğim o tarafa doğru. Yok, aşağı inmem gerekiyor sanırım. Aşağı iniyorum. Yine aynı yoldan geri aynı yere dönüyorum. Işığı koyduğum zaman büyük ihtimalle o yukarıdan gideceğiz şimdi. Çalıştı. Artık üzerinden yürüyüp gidebiliyoruz şimdi. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Dikkat ederseniz bir geriye doğru gidiyoruz, bir ön tarafa doğru gidiyoruz. Zaten hayatta da böyleyiz. İki ileri, bazen bir geri. Oluyor böyle şeyler. Şimdi şöyle bir mekanizma var yine. Yine ağırlık koymamız gerekiyor. Ama şu an ağırlığım yetmiyor. Demek ki bir şey yapmam lazım. Yukarı çıkmayı deneyeceğim. Oradan atlamayı bir deneyelim. Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, sadece hayatı seyredersin. Oyunun anlatmak istediğini şöyle tasvir ettim kafamda. Hani bazen risk almak gerekir, büyük şeyleri. Çünkü başarabildiğin zaman sonuçları gerçekten güzel oluyor. Mesela şu anda Gris risk aldı, yukarıya çıktı ve oradan kendini aşağı bıraktı. Mekanizma çalıştı böylece. Artık yolumuz açıldı ve istediğimiz yere ilerleyebiliyoruz. Yani olduğumuz yerde saymıyoruz. Risk aldık ve başardık. Gris'in yaz sürecindeki inkar ve öfke aşamalarından hemen sonra yaşadığı aşama olan pazarlık aşamasını oynuyoruz. Pazarlık aşaması, durumu kabul edilebilir seviyeye indirmek veya çıkarmak için girilen bir safhadır. Bu aşamada, madem olmuş, bari şöyle yapayım da durum
biraz olsun iyiye döner. Olan olmuş ama bir çıkış yolu belki var. Tarzı, düşünceler ve eylemler insana eşlik eder. Bu aşamada birazcık daha doğa tasvirleri kullanılmış, dikkat ederseniz. Çünkü artık insan hani bir şeyleri kabul etmeye başladığı an aslında bu anlar. Pazarlık aşaması bu. Gris şu an bunu yaşıyor. Bu aşamayı oynuyoruz. Kendine gelmek için artık hayata geri dönme tasvirini yaşıyoruz şu anda. O yüzden bu doğayla anlatılmış bize. Çok iyi fikir bence. Mükemmel. Görseller çok güzel. Gris artık hayata karışmaya başlıyor. Artık o öfke olayından çıktı. Şimdi yol arıyor kendine. Yine gidemedik ileriye doğru. Bakalım geriye doğru bakacağız. Belki geride bıraktığımız dostlarımızla karşılaşırız tekrar. Gris bunu yaşayacak şimdi. Bir dostuyla karşılaşacak ya da belki bir dostla tanışacak yeni birisiyle. Etrafta hayat var, yaşam devam ediyor dikkat ederseniz. Böyle tasvir etmişler. Küçük şeylerle hayvancıklar var. Gidelim bakalım. Öfke şu an ona bir yarar sağlamıyor. O yüzden oyunda şu an bir şey olmadı. O zaman onun üstünden geçmek zorunda. O yüzden pas geçti onu şimdi. Mecbur hayata karışması gerekiyor. Çünkü hayat böyle. Burada tasvir edilen gelip geliş gidişleri aslında yaşıyor. Hani duygusal boşluk olarak ben düşündüm bunları da kafamda. Bilmiyorum siz nasıl yorumladınız. Kendini soyutlama Gris. Dostluklarına devam et. İnsan sevmeye başladı mı? Yaşamaya da başlar.